Değerli izleyiciler, Medeniyet Tasavvurları'nın yeni bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda iki çok değerli konuğumuz var. Suat Alkan ve Safa Mürsel. Hoş geldiniz abilerim. Hoş bulduk. Evet, şimdi Medeniyet Tasavvurları bir süredir işte Üstad'ın dimağda meratip var dediği yani işte hayal... yani hayalin tasavvuru, medeniyeti de aslında bir tasavvur olarak düşünüyoruz. İleriye dönük bir, bizim konuştuğumuz medeniyet, ileriye dönük bir medeniyet tasavvurunu içerdiği için tabii burada biz, Suat abi de hatırlar, geçen seneki programlarımızda işim biraz aslında belli noktalarını inşa etmeye çalışmıştık. Mesela bunlardan bir tanesi şuydu. Mümin zeki olur demişti Suat abi. Bunun üzerinden işte Müslüman, bizde Müslüman hadis-i şerif. Evet, hadis-i şerif. Müslüman zeki olur diyor. Müslüman zeki olur diyor. Sahih-i Buhari'de. Evet, Sahih-i Buhari'de. Bizde üstad da zeki muhatap aradığını söylemiştik. Bir de tabii üstad risalede de çoğu meseleyi tamamen bitirmiyor, belli noktada bırakıyor. Diğerini zekilere çok fazla her şeyin tamamı söylenmez. Gerisini sizin zekanıza aslında bırakıyorum diyor, değil mi üstad? Buradan da aslında zekaya hitap ettiğini aslında anlıyoruz. Medeniyet tasavvurları da aslında zeki muhataplarını elhamdülillah buluyor. Yani bununla ilgili de geri dönüşler de oluyor tabii ki. Yani bir meseleyi bütünüyle, bir konuyu ya da aslında konu diye bir konu demek de aslında meseleyi sınırlandırmak demek, yani o anlamda. Konu değil de bir tabii tasavvur da değil. Aslında biz medeniyet tasavvurları diyoruz. Üstad diyor ki Risale-i Nur tasavvur değil, tasdiktir diyor. Çünkü şey diyor, yani tasavvurdan ibaret bir marifet değildir Risale-i Nur'daki. O mantık, bir mantık şeyini işletiyor. Hayatta yani karşılığı olan bir düşünce sistemidir. Evet, zaten sizin düşüncenizin hayatta bir karşılığı yoksa evet, hayali ve sembolik değerler etrafında kalırsınız. Yani bürhan değil mi? Evet. Hem bürhan hem de hayatta uygulanabilirliği olmalı. Evet. Onun için asılları muhafaza ederek, temel değerleri koyarak, evet, özellikle medeniyet konusunu yaklaşımı, evet, gerçekten bu konuda çok sarihtir. Bir medeniyetin hangi temel değerler üzerine dayanması gerektiğinin esaslarını koymuştur. Evet. Zaman en büyük müfessirdir der. Hani evet, siz o esasları içinde bulunduğunuz ortama göre o esastan ayrılmadan yorumlarsınız, uygulama yöntemlerini gösterirsiniz, hayata taşıma gayreti gösterirsiniz ve yaptığınız çalışma toplumda karşılık bulduğu nispetle de mükemmel olur, kabul görür. Ve bu medeniyet tasavvurunun bir ölçüde hayata geçmesidir. Evet. Yani bu pratik yönünden sarfı nazar etmemek lazım. Benim şöyle şöyle ideal fikirlerim var. Evet. Hayatta karşılığı uygulama kabiliyeti nedir? Onu gösterebilirsiniz, bir anlamı olur. İnsanlar, evet, onu hayatlarında kullanabilecekler mi, kullanamayacaklar mı? Kullanabiliyorlar mı, kullanamıyorlar mı? Öyle insanların hayatta kendileri için bir rehber olacak ilkeyi elde etmiş olmalarıdır önemli olan. Onu insanlar kabiliyetlerine, zekalarına, kişiliklerine göre hayat içinde bir uygulama alanı bulurlar ve uygularlar. Medeniyet meselesi üzerinde duracaksak, medeniyet neyin üzerinde kuruluyor? Önce ona bakmak lazım. Ve eğer medeniyet bilim ve sanat üzerine inşa ediliyorsa, ki Bediüzzaman'ın düşüncesi de aynı şekildedir, bu İnşa edilen medeniyet meselesinin tasavvur olsun, taakkul olsun. Çünkü tasdik olsun. Taakkul de var çünkü Bediüzzaman'da. Bunun temeline bakmak lazım. Şimdi siz biraz üstten girdiniz biraz evvelki konuşmaya. Bir tasavvurun gerçek olup olmadığını toplumdaki kabul edilmiş veya edilmemiş, muhatap bulmuş veya bulmamış şekliyle değerlendirmek lazım şeklinde, evet, eğer yanlış anlamadıysam. Şimdi bir yerde sanat ve bilim
medeniyet meselesinin kökünde yoksa oradan bir medeniyet yükselmez. Birinci defa bunu anlamak lazım ilk etapta. Yükselmediği zaman orada bir matematik de yoktur. Çünkü hem bilim hem sanat matematik üzerinde, gerçek bilim, gerçek sanat matematik üzerinde kurgulanmış, beyinde kurgulanmış, kalple beynin müşterek bir çalışması sonunda kurgulanmış, çağdaş olarak. Şimdi evrensel burada, düşüneceğimiz mesele şu var. Bir, Bediüzzaman'ı da bu bilim ve sanat meselesi üzerine koyayım. Ondan sonra ikinci etapta söylenecek şeye geçmem lazım. Bediüzzaman'ın söylediği şey de hem bilim hakimdir hem sanat hakimdir. Orada bir hakimiyet vardır. Ve çağımıza gelinceye kadar İslam tarihinde Hazreti Peygamber'den itibaren bilim ve sanat üzerine kurgulanmış bir medeniyet düşüncesi yoktur. Çünkü bilim yanlışı kabul etmez. Fakat Bediüzzaman'ın dilinde ben sahabe döneminden yeni döneme gelinceye kadar bin yıllık müterakim yanlışların temizlenmesi için yapıyorum çalışmamı tarzında. Çünkü orada saf bir şeyi ortaya çıkarmak istiyor. Saf bir şey Descartes'in söyleminde saf akıl, raison pure, saf sanat da Batı'da 20. yüzyılda doğan Bediüzzaman'ın da son derece vurgu yaptığı efkar ve hissiyatın mecra-ı tabiisi nazm-ı maanidir tarzındaki bir vurguya dayanıyor. İşte ben şimdi, bunun bir dakika. Devamındaki cümleyi bir saniye. Hayır o çok önemli de. Şimdi efkar ve hissiyatın mecra-ı tabiisi nazm-ı manidir diyor. Ondan sonra nazm-ı mani ise mantıkla müşeyyettir. Mantık ve, vesaire. Ve ondan şimdi sonrası bu, da bir saniye bu, mantığın bu, üslubunu veriyor. Bu kainat sisteminin orada bir paragrafta dillendirilmesi evet. demektir. Bu kainat sistemini sanat ve düşünce olarak orada... Tam, o üçüncü şu abi. Şimdikiler ona şey diyorlar, bir ideolojinin özünü gösteren söyleme ne deniyor? Şimdi bir söylem var. Paradigma mı? Ontoloji mi? Manifesto. Muhakemat. Muhakemat, kardeşlik risalesi yani uhuvvet risalesi, ondan sonra ihlas risalesi, ondan sonra iktisat risalesi, bunlar yeni medeniyetin manifestleridir. Yani manifest bazen tüzükleridir, bazen manifestolarıdır. Orada bütün medeniyetin kılcal damarlarına kadar nüfuz edebilecek anlam yerleştirilmiş, sistem olarak yerleştirilmiş. Tabii ama manifest başka bir şey. Devlet abi, felsefesinden şey, bahsettim. Hayır, onu söyleyeyim ondan sonra. Asıl konumuz o değil, onun için abi şey yapmayın. Yani şimdi şunu diyorum yani manifestten önce şimdi bizim programımızda da söylediğimiz yani o efkar ve hissiyatın mecra-i tabiisi nazm-ı manidir. Nazm-ı mani ise mantıkla müşeyyettir. Mantığın üslubu ise müteselsil hakaika müteveccihtir diyor ya üstad. Yani medeniyet meselesinde de üstadın sıkça bahsettiği bu telahuk-ı efkar değil mi? Yani bu telahuk-ı efkar aslında bütün medeniyetlerin ne diyelim buluşma noktası aslında. Değil mi? Medeniyet dediğimiz şey... Bütün medeniyetler o yoldan geçmişler. O yoldan geçiyor ve birike gelen bir şey. Bunları şunun için söyledim. İşte yani sizin eserlerinizle bağlantılı olarak bu aslında bu girişi yapmak istedim. Asıl tabii şey şu, meselemiz şu bugün sizinle konuşmak istediğimiz şey. Yani biz böyle Bediüzzaman'ın bir medeniyet tasavvuru olduğunu söylüyoruz. Bu aynı zamanda geleceğe bakışı ve evrensel bakışı da ve insan çünkü insaniyeti sura diyor medeniyete.
Dolayısıyla bir insaniyet bakışını birlikte ele almayı gerektiren bir bir yaklaşım istiyor bu mesele. Evet. Şimdi burada son zamanlarda işte Batı medeniyetiyle işte Suat abiyle de konuştuk biz. Batı medeniyetiyle bizim medeniyetimiz arasındaki, Bediüzzaman arasındaki fikri olan ilişkiyi ele alırken tabii ki Batı'nın kaynakları bizim kaynaklarımız. İşte Üstad onları hem ayrıştırıyor hem de belli noktada birleştiriyor. Tabii ki yeni bir medeniyet kurmak, şöyle de bir şey var herhalde abi, değil mi? Tarihte yeni medeniyet bir salgın, istila, tufan, mesela Nuh tufanı gibi bu tür şeylerin neticesinde herhalde bir değişim ve yenileşme geçiriyor herhalde, değil mi? Yani insan haliyle, yani biz mesela bugün 21. asra girmişiz. Yaşadığımız hayat 20. asır şartlarından çok farklı. Evet. Ve bugün insan yaşam tarzını bugünün ihtiyaçlarına ve ortaya çıkan alet edevatına göre düzenlemek zorunda. Yani basite indirerek söyleyeyim. Biraz sofistik kaçtığı için hakikaten dinleyicilerimizde belki şey olmaz. Geçen asrın başlarında sabanla çift sürmek bir hayatın gereği ve zaruretiydi. En ileri tekamül etmiş merhale oydu. Ama bugün ona muhtaç değiliz. Bu alet bile bir medeniyetin cüzlerinden birisi, detaylarından birisi. Bugün yaşama tarzımızı etkileyecek, değiştirecek, belirleyecek unsurlardan birisi. O bakımdan dediğiniz doğru, zaman içinde ihtiyaçlar değiştikçe ve geliştikçe, insan aklı üretici oldukça, o insan aklının oluşturduğu sosyal tabaka, zihni, entelektüel seviye, birikim, bilimsel düşünce, her şey o içinde bulunduğumuz alanın medeni şeyini, formatını, medeniyet formatını oluşturuyor. Ha, şu asırda yaşanan insanlar şöyle şöyle bir medeniyet algısı içinde yaşamışlar. Biz bugün hakikaten içinde yaşadığımız hayatı nasıl bir medeniyet formülde yaşayacağız, yaşamamız lazım. Bakın, dünya kan gölüne dönmüş. Hiçbir yerde acımadan, şefkatten, merhametten eser yok. Herkes bencilliğinin, egosunun merkezinde, başkasına hayat hakkı tanımak istemeyen bir infiradilik içinde. Bu hayat böyle gider mi, gitmez mi? Buna bir çözüm üretmek noktasında medeniyete katkı yapacağımız katkı nedir, ne olmalıdır? Bugün medeniyet böyle bir vahşet zemininde devam edebilir mi? Edemeyecekse nasıl bir restorasyon lazım? Bunları konuşmak lazım. Evet. Ve Suat abinin sözüne başlarken söylediği, hakikaten medeniyete varmak için bir bilimin ve bir sanatın olması lazım. Bu iki kavram bir medeniyetin temel kurucu kavramlarından olmazsa olmazlarındandır, değil mi? Tabii şimdi kağını, saban ve traktör veyahut da endüstri. Evet. Bediüzzaman hedefinde bir kurgulamasında iman prensiplerinin endüstri medeniyetinin prensipleriyle meczedilmesini hedef olarak göstermiştir. Şimdi biz söylediğimiz sözlerin bugünkü medeni araçlara tetabuk ediyorsa bizim sözlerimiz doğru olması lazım gibi bir anlayışı aşarak bizim müfekkiremiz, bizim tefekkürümüz yerleşik düşünce sisteminin ötesinde endüstri medeniyetinden sonra onu aşmış olan bir iman medeniyetinin kurgusudur. Bizim söylememiz gereken bu kurgu içerisinde gerçekleşmesi lazım gibi kendimizi ona götürmemiz gerekiyor. Benim son senelerde söylediğim bir şey var. Eğer bir Müslüman konuştuğu zaman, bir şeyi anlattığı zaman batıda bir insan o söylenen şeye karşı evet demiyorsa Müslüman bir şey söylemiş sayılmaz. Neden dolayı?
Doğu ve Batı anlayışını her ikisini aşan bir söyleme ulaştırdığınız zaman onu ne doğulu inkar edebilir ne batılı inkar edebilir. İmanın dili bugünkü yerleşik dili aşmazsa yerleşik dilin sahipleri ki o sahipler bugün konuşmasını bilmiyorlar. Yani liderden ta en düşük seviyeye kadar söyleyecekleri sözün neye gittiğini bilmiyor, anlamıyorlar. Peki çünkü... Suat abi. O zaman yani şunu mu demek istiyorsunuz? Bu medeniyetin yeni oluşacak medeniyetin de mekanı, zemini Avrupa bostanı mıdır? Hayır. Yani siz yani çünkü şunun için Avrupa söylüyorum. Bostanı. Şunun için söyleyeceğim. Bu son Paris'teki olaylar sebebiyle Nilüfer Göle işte Ruşen Çakır Nilüfer Göle ile bir röportaj yaptı. Orada Nilüfer Göle diyor ki bu saldırganlarla ilgili olarak bunlar bir medeniyeti temsil etmiyorlar ama medeniyete karşı savaşıyorlar diyor. Ve bunun üzerine yani çünkü başka birisi de diyor ki yani çünkü Fransa medeniyeti temsil ediyor diyor. Yani bir şehri, bir şehir olmayı temsil ediyor. Bu insanlar medeniyete sahip olmayan insanlar, bir medeniyeti temsil etmiyorlar. İslamiyeti de temsil etmiyorlar. Ama bunlar medeniyete karşı savaşıyorlar ve şu buradaki tartışma ortamında şu soruyu çıkarıyor kendine göre. İslam kime emanet? Ha şimdi burada şimdi gayet, yok. Evet, bu şimdi çok bunu güzel da sorup nokta. Siz devam Benim edin. Benim bu konuda düşündüğüm şu. Nilüfer Göle yerleşik sosyolojik anlayışa göre ne olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Bizim daha evvel düşündüğümüz ve söylediğimiz konuşudur. Materyalizm, Marksizm Hristiyan medeniyetini yıkmıştır. Hristiyan medeniyeti, endüstri medeniyeti, İslam medeniyetinden sonra, Osmanlı medeniyetinden sonra doğmuş olan bir medeniyettir. Fakat ne kadar İslam'ı ihtiva etse de İslami dili kullanmamıştır. Endüstri dilini kullanmıştır. Onun için emperyalizmi yaymıştır dünyada. Ve Sezai Karakoç İslam'ın dirilişinde bir altını çizdiği bir cümle var. Tony B diye bir adam var, tarihçi. Bugün Avrupa linç edilme korkusu içindedir. Sömürge devletlerinin en sonunda vardıkları yer Avrupa'nın linç edilmesidir. Bir medeniyeti temsil etmeyen bir Avrupa eğer böyleyse ki böyledir. Nilüfer Göle'nin söylediği gibi anarşistlerin veya kendini yanlı bombaların bir medeniyete karşı değil, bir insan ve hayvan arasındaki sınırın kalktığı toplumu, insan ve hayvan arasındaki sınırın kalktığını evet. ifade eden bir toplumun bu evet, Elif'in şimdi kapağı yaptı. Toplumun mensuplarına karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Peki abi şunu soracağım evet. Safa abiye. O Nilüfer Göle o röportajda şey de diyor, o Huntington'ın işte medeniyetler çatışması evet. Sanki ona yaklaşıyormuş gibi fikriyatı ona doğru gidiyor. Yani medeni bir kere şunu sormak istiyorum abi. Yani medeniyetler çatışması diye bir şey olabilir mi yani? Ya, medeniyet. Böyle bir medeniyet konuşuyoruz mesela. Evet, medeniyeti yani. Konuşuyoruz. Şimdi adı konmuş, Batı medeniyeti diye bir şey var, İslam medeniyeti diye bir şey var, ne bileyim İnka medeniyeti diye bir şey var. Bugün ama biz Avrupa'da yaşanan ve dünyada yaşanan terör kaynaklı ve bütün insanların hakikaten var olma, yok olma tehlikesi, kaygısı yaşadığı bir olay karşısında bu analizi bir medeniyet temelinde yaparsak gerçekten sağlıklı bir sonuca varamayız. Ama sosyal hayatı, zihni hayatı tarumar olmuş insanların bir sömürgecilik içinde
adeta bir sömürge talanlaması içinde her şeyini kaybetmiş insanların, hayatla bağı kalmayacak kadar zavallılaşmış insanların kendisine bu durumu düşürenlere karşı bir tepki içinde, öfke içinde olması medeniyet analizi noktasında ele alınacak bir mesele değil. Medeniyetler birbirleriyle alışverişlerinde birbirlerinden ne alır ne verirler noktasında bir müzakere olursa onu anlarım. Ama bu terörü medeniyetin bir tarafın medeni düşüncesinin başka bir medeni camiaya karşı tepkisi veya savaş olarak almak yanlış. Böyle nazara verilmesinde, böyle ortaya konulmasında menfaat mülahaza edenler var. Ha bunlar Müslüman geliyorlar, İslam medeniyeti mensupları bizim evet. Şahane Batı medeniyetimize karşı düşmanlık ve barbarlık yapıyorlar. Bu algı kesinlikle kabul edilemez. Endülüsler mesela İspanya'ya bu şekilde mi geldiler? Evet yani, ve Endülüs'ü kim yıktı? Madem öyle bir şey yapacaksa Avrupa barbar mı diye, barbarlığı kabul edecek mi? Her medeniyetin de yani her şeyin doğma, büyüme, ölme gibi fıtri bir şeyi vardır. Ömrü var. Ömrü evet. Vardır. Ömrü fıtrisi vardır Bediüzzaman'ın ifadesiyle. Medeniyetlerin de öyle. Devletlerin de öyle. Evet. Şimdi bir medeniyet gerçekten Bediüzzaman'ın Batı medeni için yaptığı teşhisler konusunda duvara dayanmıştır. Demin ifade ettiğim zorbalığa, güce, adaletsizliğe, hak tanımazlığa, menfaati azami elde etmek noktasında bir egoizme her şeyiyle kendine vakfetmiştir. Ve bunun için sömürgeciliğin sağladığı refahı ne pahasına olursa olsun devam ettirmek gibi bir anlayış var Batı'da. Bunu Batı'nın medeniyeti eğer medeni olarak bunu yaşam tarzı kabul ediyorlarsa Batı o, alsın o medeniyet telakkisini istediği gibi tepe tepe kullansın. Ama bu vahşi ve barbar bir medeniyet anlayışı. Ötekini kabul etmeyen, varlığını kabul etmeyen, yaşam hakkı vermek istemeyen bir algı medeni olamaz. Bizim anlayışımızdaki medeniyet olamaz. O zorbalığa dayalı bir şeyi medeniyet algısı olarak devam ettirebilir. Ve dünyada yapmak istedikleri de budur. Ve dünyada bugün Batı medeniyeti algısı bu tarz bir zulmün, bir dayatmanın, bir istibdadın, baskının, adaletsizliğin ve insanları dışlayan, ötekileştiren bir zihniyetin tanımını hak eder bir formata gelmiştir. Bunun özenilecek, medeniyette yüceltilecek bir tarafı yok. Yapılacak şey varsa bunu restore etmek lazım. Biraz insanileştirmek lazım. O yönüyle ben bugün yaşanan şeyin taraflar arasındaki diyaloğun medeniyet temelinde değerlendirilebilecek bir hadise olduğunu düşünmüyorum. Peki buradaki çatışma ortamında bu savaş ortamı yani şu anda Paris'te gibi kendimizi düşünüyoruz o şeyde. Evet. Yani bu yani İslam tabii oradaki insanların aslında bence Nilüfer Göl'e biraz da onların gözüyle aslında bu ifadeyi söylüyor. Yani, yani İslam kime ama yani İslam'ı kim temsil ediyor? Mesela o adama diyorsunuz ki ya Müslümanlar diyor ki ya onlar Müslüman değil onlar İslam'ı temsil etmiyor. Bu ha onlar da İslam devletlerine bakıyorlar. Evet. Mesela Araplar mı temsil ediyor diyor. Hayır diyor. O hayır onlar da temsil etmiyor. Bu hayır peki kim temsil ediyor? Bu noktada bu noktada hem devlet felsefesine hem de Suat abinin devlet Bediüzzaman'dır sözüyle birlikte o noktaya gelmiş olduk güzel. Yani evet. Aslında. Güzel. Ben Nilüfer Göre ile röportaj yapan Ruşen Çakır'ı gençliğinde bir defa bir akşam Mardin'in evinde gördüm. Şöyle 10 dakika 15 dakika ayakta oturmadan ikimiz de ayaktaydık. Ne için gittiğimizi hatırlamıyorum. O kadar gördüm. Fakat Ruşen Çakır araştırıcı bir adam. Yalnız Bediüzzaman üzerinde durmuyor. Cumhuriyet gazetesinde yazdığı Nilüfer Göle ile görüşmesinden sonra yazdığı yazıda İslam yok ortalıkta. Savaşı var diyor. Yani İslam yok ortalıkta. Savaşı var. Çok güzel bir ifade bu. Bunu beğendim. Bugün nelerin yok olduğunu düşünüp sıralamak istersek o İslam yoktur'un altına girmesi lazım hep. İnsanlık yoktur, İslam yoktur.
efendim ortada. Tarikatçılık yoktur, İslam yoktur. Yani bütün o intişar etmediğimiz anlamda. Negatif şeyler İslam yoktur sözünün altında. Doğru. Evet. Bir müddet önce Bardakçı eski Diyanet İşleri Reisi'nin adam İslam veriyor, İslam'ı veriyor, yerinde arsa alıyor diye bir Hürriyet'te bir makalesini kesip internete dosyalarımdan birine koymuştum, onu yeniden sildim. Şimdi Moral dergisinde ne yazık ki hepimiz tabiri şöyle, dünyevileştik. Yani Moral dergisi dünyevileştiğini ne yazık ki hepimiz kendisini de içine katarak temsil ettiği bir ortam var. Onun hepimiz dünyevileştik derken onu anlamak lazım. Yani İslam yok. Yani eğer yani Moral dergisi biz dünyevileştik diyorsa, o zaman o şeyin sorusu daha da şey hale geliyor, Nilüfer Gölen'in sorusu. Yani İslam kime emanet o zaman? Yani? Tamam. Sen bunu dersen. Çok güzel, güzel. Evet. Bundan dolayı ben son zamanlarda bir düşünceyi geliştirmeye çalıştım. Mülk alanına, yani dünyaya ve kainata ve insanlara melekut alanından bakmak lazım geliyor. Mülk alanı melekut alanından bakılmadığı zaman daima yanlış değerlendirilecektir. Yanlış değerlendirilmekten kendisini kurtarması gereken bir insan da Bediüzzaman'ın ne demiş olduğunu adam akıllı kavraması lazım. Bugün ortada Bediüzzaman yoktur. Ne İngiltere'de vardır, ne Amerika'da vardır, ne Rusya'da vardır, ne Türkiye'de vardır. Bediüzzaman'ın olmadığı yerde İslam yoktur sözü çok uygun bir şey. O zaman çünkü, söylemek istiyorum abi. Çünkü Bediüzzaman mevcudu inkılap yapacak, değiştirecek olan bir dili ortaya koymuştur. Bu dilin mantığını kullanmayan adam aptaldır. Yani işte Nazım Mani'ye geldiniz. Evet. Şu şeyi son olarak sormak istiyorum abi. Üstad diyor ya işte yani hem talebelerinden duyduğumuz kadarıyla hem kendi ifadeleriyle işte Risale-i Nur kanun esası olacak. Evet. Bütün dünyanın kanun esası olacak. Ortada İslam yok sözü gerçekten belirleyici olmak noktasında tesirli, müessir değilse bu sözü söyleyebilirsiniz. Evet. İslam var. Herkes kendince İslam'ı yaşadığı inancı. Yani, camiler açık. Ama şu yaşanan olaylarda İslam'ın öngördüğü değerler çerçevesinde bir belirleyicilik yoksa orada İslam yoktur. Evet. Ha, evet. Paris'te yaşanan terör olayında İslam yok. O işin altında İslam yok. Dolayısıyla gösterilen tepki karşısında da onların yaptığı şey de bir medeniyet adına değil, hayatı korumak adınadır. Onun için orada bir medeniyet mücadelesinin yaşandığını söylemek mümkün değil. Biraz evvel söylediğim gibi, belki medeniyetin sapma tezahürlerinden birisi orada böyle olayları yol açıyor. O insanlar gidip Fransa'nın göbeğinde böyle bir olayı yapmak ihtiyacını neye duyarlar? Tepkileri neyedir? Sebep nedir? Yani onun medeniyetinden ziyade onun hayatına yaptığı baskıyı, kabul edilemez işkenceyi, sömürüyü tepki göstermek noktasında bir hareket var. Bu olayın orayı hasredilerek değerlendirmesi lazım. Yani dinler arasındaki çatışmaymış, medeniyetler arasındaki çatışmaymış gibi görmek son derece yanıltıcıdır ve bu insanlık barışına da hizmet etmez. Çünkü dünyanın önemli sağduyusu orada yaşanan olaya taraf olmaz, olamaz. Doğu insanı içinde bu gerçektir, Batı insanı içinde gerçektir. Tepki biçimi tabii ki yani şöyle, evet. Tepki biçimi sorunlu. Yani oradaki insanlar şey olabilirler. Yani şöyle bir şey var, yani Üstad'ın da dediği gibi, yani aslında bu dünyada hareket
ile birlikte bir zulüm. Yani biz mesela hareket, mesela yürüyoruz. Belki yürüdüğümüz zaman evet. bir karıncayı eziyoruz görmeden değil evet, mi? Evet. Zulmetmiş oluyoruz. Evet. Ya da bize aynı şekilde zulmedilmiş oluyor. Yani bunun karşı tepkisi, üstad orada mesela masumiyet, yani mazlum olmak belli noktada değil mi? İnsanı da evet. bozan bir şey. Şimdi bunu bir burada, masumiyete burada, o, dönüştürmek orada, oradaki yani. İki aktöre, iki aktörün taraflarına bir vazife düşüyor. Evet. Buradan gitmiş ve ortada İslam yok denecek kimlikteki insanlara evet, İslami kimlik kazandırmak. Evet. Oradaki insanlara da böyle olayların yaşanmasına meydan vermeyecek bir çaba içine girmelerini sağlamak. Ama dediğiniz ki bir gün gelecek Bediüzzaman demiş bunlar kanun esası olacak. Evet. Şu anda Batı insanı o olaylara sebebiyet vermiş olmak sebebiyle ciddi bir çaresizlik içinde. İster bakın, mi öyle bir olay yaşansın orada? İstemez. Ama davranışlarıyla, tercihleriyle, her şeyiyle o öyle bir olayın yaşanmasına netice verecek, zemin hazırlayacak bir tutumu içindedirler. Bakın, doğru aranıyor değil mi? Doğru aranıyor. Hak aranıyor. Hak aranıyor. Evet. Hak. Bu, hakkı arayan bu, diyor hakkı, ya Üstad. Bu evrensel evet. doğruyu evet. dillendirmek için bir temsilci lazım. Evet. Çünkü evrenselliğin temelinde yanlışla doğrunun tohumlarının bulunduğu ve oradan önce ağaç şekline geldiği, büyüdüğü, yanlışın ve doğrunun büyüdüğü, sonra karşı karşıya meyvelerinin göründüğü zaman, karşı karşıya geldikleri zaman hem yanlışı hem doğruyu temsil edecek dillendirmeyi, sözü o zamana gelinceye kadarki birikim içinde yaşayan insanlar bekliyorlar. Hmm. Şimdi İslam'ı temsil edecek bir dil ortada yoksa, gündelik hayatta yoksa, o zaman Paris'teki insanlar veyahut da bu Ruşen Çakır'ın dediği gibi İslam yok ortada dediği zaman oradaki insanlara İslam'ı anlatmak hangi dille olacaktır? Kullanılan bir dil varsa ortada, o zaman o insanlara bunun anlatılması gerektiğini söylemek lazım. Eğer o dil yoksa, o dili dilin doğduğu merkezin etrafında en yakın kişilere yansıtmak, en yakın kişilerde akislendirmek ve o dilin doğmasına çalışmak lazım. Dil yoksa İslam'ı anlatmak, dil yoksa imanı anlatmak, konuşulan bir dil günlük hayatta yok, hayatın konuştuğun şeyi tekzip ediyorsa orada bir dil yoktur. Ben bu kadar söylüyorum. Çok güzel. Yani bu programdan gerçekten abilerim çok teşekkür ediyorum. Çünkü şunu öğrendik ki biz medeniyet, Bediüzzaman medeniyet tasavvurunun, tasavvurlarının biz parça parça düşüneceğimiz için aslında bir tasavvurdan ziyade bir zorunluluk, bir zaruriyet haline aldığını, değil mi? Mecbur kalacaklar. Lazım. Değil mi? Yani klasik tabiriyle evet. anlattığınız şey tebliğ ihtiyacını devlet felsefesine evet. en sonunda bundan dolayı geleceğiz. Evet. Evet. Siz ortalıkta İslam görünmüyor. Olup biten negatif şeylerin tamamı İslam'ın olmamasına dayanıyor. Evet. Tamam, bu matematik. Peki onlara İslam'ı anlatmak lazım. Kim anlatacak? O anlatma, o din nerede? Ortada var mı? Zaten ortada olsa bir iletişim olur. İletişimin olmadığı yerde silah patlar. Silah, bombanın sebebi konuşmanın, diyaloğun kalktığı yerdedir. Yani konuşulan yerde silah olmaz. Sözün bittiği yerde evet. silah olur. Evet. Ha? Sözün bittiği yerde silah olur. Evet. evet. Yani evet. sözün bittiği yerde yumruk başlar. Evet. Yani buradan anlıyoruz ki Bediüzzaman'ın medeniyet tasavvuru sözün bittiği değil, sözün başladığı yer aslında. Aynen, evet. Değil mi? Başlatmak evet. lazım. Evet. Yani ne yapıp evet. Bediüzzaman'ın dilinin konuşulması için bir yuva kurmak lazım, yuvalanmak lazım. Bir kuş annesinin dilini
yuvasındayken öğrenir. Dışarıda öğrenmez. Evet. Annesinin dilini yok. Evet. Müslümanların kendini ifadede yetersiz kaldığı, Batı'nın da kendini idarede çaresiz kaldığı bir durumda yeni bir şey söylemek lazım. Bu sözün sahibi gerçekten Bediüzzaman Said Nursi'dir. Onu gündeme getirmek lazım. Ve bu getiriliyor ama yeterli değil. Demin bu olaylar yaşanıyorsa Bediüzzaman yeterli şekilde gündeme getirilemiyor. Şimdi bakın lazım. Zaten 10 seneden 20 seneden beri Fransa'daki ekonomistler diyorlar ki ideolojiler bitti. Şimdi ne olacak? Evet. Şimdi yani ne düşüneceğiz? Aynı noktaya dönüyoruz. İdeolojiler aslında. Her şeye yani her şeyi deneyecekler ama yani Risale-i Nur'dan ve tabii. Yani Kur'an'ın kimse, bu dönemki kimse şeyden Ali Koç'tan başka beklemiyordu. Olamayacak. Kapitalizm suçludur diye. Ay, çok teşekkür ediyoruz. Hadi birinci parçayı çok sağ olun. Burada kapatalım. Evet. Suat abi. Saf abi. Evet, değerli izleyiciler, bugünkü programımız burada sona erdi. Hoşça kalın.